Gözde babana ve annene mesaj at. <laughs> o haber babanı ilgilendiriyor. Değerli izleyenler, EYT'cilerin yüzü kararla birazcık güldü. Peki emekli ne olacak? İşçi emeklisi, bağkur emeklisi, memur emeklisi, emekliler ne olacak? Daha asgari ücret zammı gelmeden etiketler değişti mi? Değişti. Değişmeye devam ediyor mu? Sürüyor. Peki her şeye zam gelirken maaş zamları ne kadar yeterli olacak? Bir ona bakalım. Eğer ek zam olmazsa, bakın ek zam, enflasyon farkı dışında bir ek zam olmazsa vay gele emeklinin haline. Her halükarda sıkıntı da hiç olmaz ek zam olsun. Efendim, ayın 3'ü hangi güne geliyor? Salı günü. Hı, hı Salı günü saat 10'da sabah Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'deki 2022 Aralık ayı enflasyonunu son 6 aylık enflasyonu, son 1 yıllık enflasyonu açıklayacak ve arkasından da memura ve emekliye yapılacak maaş zam oranı 3 aşağı 5 yukarı şekillenmiş olacak. Efendim, geldik. Bir çalışma yaptım. 6 aylık enflasyon tahmini aralık enflasyonuyla beraber 3 Ocak'ta açıklanacak. %18 bekleniyor. %18. Kim açıklayacak? TÜİK açıklayacak. Türkiye'de 3 kurumun yapmış olduğu enflasyon rakamları kamuoyuna dikkat çeker. Bir TÜİK resmidir. Herkes onu baz alır. Devletin kurumu. 2. İstanbul Ticaret Odası'nın rakamları. Üç, ENAK ismindeki ekonomi araştırma grubu. Orayı pek sert mizaçları orası. Çünkü yıllık enflasyon TÜİK %85 der. ENAK %185 diyor. 100 puan oynuyor. Ters düşüyor hükümetle. TÜİK'in devletin kurumunun rakamını dikkat alacağız. O zaman ne olacak? Emeklilerin %90'ı Gözler lütfen babana mesaj yazarken söylesin, üzülmesin. %90'ı Asgari ücretin altına kalacak. Asgari ücret ne oldu şu anda? Şu anda 5500 TL. 5500 TL. Hiç kimsenin cebine daha 8507 TL girmedi. Ne zaman girecek asgari ücretin 8507 TL olması? Bir ayı devirelim. Aralık bitsin ve biliyorsunuz işçi maaşını peşin almaz. Çalışarak alır. 8.507 liralık asgari ücret almak nereden baksanız 3 haftası var daha. Doğru mu? Doğru. Şimdi değerli izleyenler 6 aylık enflasyon tahmini. yüzde18 bekleniyor. Şu anda bin lira maaş alan kişi TÜİK rakamına göre enflasyon çıkarsa Ocak'ta 7.080 lira alacak. Ey emekliler SSK emeklileri, Bağkur emeklileri maaşınız 6 bin liraysa enflasyon bu şekilde gelirse ve buna ek zam olmazsa alacağın rakam 7 bin 80 lira 6 bin lira maaş alan sevgili emeklim. 6 bin 500 lira alan Ocak'ta 7 bin 670 lira alacak. 7 bin lira şu anda SSK ya da Bağkur maaş alan Ocak'ta 8 bin 260 lira alacak. 7 bin 200 lira alan Ocak'ta 8 bin 500 lira alacak. Gözde Bakar mısın? 6 bin liraya baz almışız. 6 bin liranın Dunlarla altında olacak. aslında çok fazla emekli var. Bravo. Dunlar ne olacak? Yetimler ne olacak? 2604 lira 65 yaş ve üstü son zamla zam alan adam ne yapacak? Onlar yok. Millette bir mutluluk var. Ne mutluluğu? EYT çıktı. Hayatımız kurtuldu. Ne kurtulması kardeşim? İşine bak. Peki emeklilerin Asgari ücret olan 8.507 liraya eşit olabilmesi için, hep senin dediğin konu. Hı hı. Hep dediğin konu. TÜİK enflasyon oranının ne olması lazım biliyor musunuz? %18 enflasyon çıkacak. Artı, işte olay bu değerli dostlar. %36.7 ek zam. Enflasyon farkı, hayat farkı ne dersen de o fark olursa bir zam gerekiyor ki, 8507 lira bir emeklinin SSK ya da Bağkur emeklisinin maaşı asgari ücrete denk gelsin. Hiç kimse enflasyondaki rakamın getireceği zammı düşünmüyor. Herkesin kafasında olması gereken ek zam, artı ek zam ne olacak? Ona bakacağız. Ek zam %36.7 olursa ortalama dediğim gibi SGK ve Bağkur emeklisinin maaşı 8507 liraya denk geliyor.